Hocam buyurun. Olay yeri inceleme konusunda siz daha tecrübelisiniz. Bence önce bir pencereyi açalım. Ha? Evet hocam ya, çok kötü kokuyor. Ya öğrenci evleri böyledir ama. Önce bir ilk heves, bir herkes bir heyecanlanır. Ondan sonra bulaşıklar birikti mi, pislikler birikti mi film kopar. Bence burada film bayağı bir erken kopmuş. Uyuşturucu kaynaklı bir şey olabilir. Ah be! Yakışıklı olsaydı ne derdi ha? Yakışıklı. Söyle bakalım. Ne bileyim ben ne derdi hocam? Aa, sen de benimle iki dakika geçirince hemen unutuyorsun sevdiceğini. Aramızda bir şey yok. Benim bunu size daha kaç kere söylemem gerekiyor acaba? Ne derdi, ne derdi? Toksikolojisi temiz derdi. Vallahi öyle derdi. Aynen öyle derdi. Bravo sana. İyi tanıyorsun sevdiceği. Peki Mehmet Ali burada olsaydı ne derdi biliyor musunuz? Toksikolojisi yakın geçmişi gösterir. Belki de bu kız çok daha öncesinde uyuşturucu kullanıyordu derdi. Peki ben olsam ne derdim? He? Tahmin et ne derdim? Ben olsam, ben tahmin edeyim, şöyle derdim. Bu kız kan kusma noktasına geldiğine göre eğer uyuşturucu kullanıyor olsaydı kronik olarak kullanıyor olurdu. Çünkü dişlerinde o zaman ne olurdu? Bir takım semptomlar, ibareler olurdu ama hiçbir şey yok. Maşallah dişleri ince gibi. Siz kızın dişlerinin ince gibi olduğunu nereden biliyorsunuz? Görmediniz ki kızı. İtiraz etmedin, sen gördün, itiraz ederdin. Ayrıca bak, görüyor musun? Hijyenine bayağı bir önem veriyor bence. Siz normalde böyle angarya işleri yapmazdınız, gelmezdiniz. Ne oldu, ne değişti? Niye buradasınız? Hocam? Hocam? Göknurcuğum hangi bölüme gidiyorsun demiştin? Meteoroloji. Meteoroloji. Sen? Su ürünleri. Su ürün. E harika. Tam istediğim gibi. Havadan sudan bölümler. Tam benlik. Ne yapıyoruz şimdi? Dediğim gibi Valide Ati'ye hepiniz CV'lerimizi gönderiyorsunuz. Hangi departman için gönderelim? Hiç önemli değil. Departman departman. Tamam, direkt Valide Ati'ye gönderin. Yeter. Allah geldi. Hocam, çok çayınız. Teşekkür ederim zahmet. Leyla'cığım tutabilir misin bastonu? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Oo, şundan da alıyorum bir tane. Evet. Bir tane mi alıyorum? Yok, İki tane olamaz mı? Neyse dediğim gibi hangi departman falan olduğu önemli değil. Yeter ki size önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Şunun tadına bir bakayım. Harika. Orhan Hoca'dan uzak duracaksınız. Onkolojide onkolog Orhan Hoca var. Ondan uzak durun ha. Diyorsanız ki eğitim falan önemli değil, evlenmek istiyoruz o zaman tamam. Ah Zeyno. Zeyno hocanız tanıştırayım. Zeynep Can. Kendisi hastanemizin çok önemli bir değeri hocalarımızdan. İşte o da sizin gibi bir zamanlar böyle yurttaydı, çalışıyordu. Ne yaptı? Bakın geldi Valide Ati'ye başvurdu, girdi işte şimdi işte çalışıyor. Biraz bu aralar şey. Sevgilisinden ayrıldı da o yüzden uzakta sevgilisi. O açıdan şey yaptı. Efendim İpek Hanım. Zeynep. Ateş'e ulaşmaya çalışıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Benimle birlikte şu an hastanın yaşadığı yeri araştırıyoruz. Nasıl? Ne alaka? Ne yapıyor Ateş orada? Yani siz hastanın evinde misiniz? Yok, evde değiliz. Yurtta kalıyormuş kız. Kız yurdundayız şu an. Ha. Tamam, telefonu verir misin? Vereyim. Bir dakika. Ne yapıyormuşuz? Orhan tasyonlardan uzak duruyormuşuz. Ama bir tanısanız Orhan hocanız çok müstesna bir insandır. Bir tane daha alıyorum. Tabii. Ne harikaymış bunlar. İpek Hanım arıyor. Bir... Yok ya. Acil bir şey lan. Bir kişi bilir miyim i̇şte ben? İşte böyle bizim işimizde böyle her dakika. Tamam o zaman kızlar ne yapacakmışız? Ne yapacakmışız Allah aşkına? Efendim İpek söyle.
Ateşim, zahmet olmazsa buraya gelir misin hemen? Çünkü önemli bir şey konuşacağız. Saatler olsun. Harikaymış, benmiş bornozla. Hı. Tamam. Tamam, bir de... Kızlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benim gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum çay için. Harikaydı, son bir yudum alayım. Bir tane de yolluk alıyorum. Müthiş bunlar. Peki o zaman hepinizi bekliyorum Valide Atiye, tamam mı? Ne yapıyoruz? Orhan Tasyonlardan uzak duruyoruz. Orhan Tasyon yok hayatımızda. Hadi Zeynep. Hocam. Hocam, baston buldum. Allah Allah. Bak, bastonu bile unutturdunuz bana kızlar. Hadi bakalım, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir daha gelin. Tamam, geleceğim sizde.